Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kahvaltılık hazırlayacağız. Bir su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, göz ayarı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker. Kabımızın içine döküyoruz. 1 kaşık da kuru maya döküyoruz. Paketin hepsini dökmüyoruz arkadaşlar. 1 kaşık kadar yeterli. İyice çırpıyoruz. Daha sonra un ilavesini yapacağız. Bugün kahvaltılara çiçekler açtıracağız arkadaşlar. Hemen hemen her hafta hazırladığım, haftada bir kez hazırladığım bir tarif, inanın kapış kapış gidiyor. Siz de bu tarifi çok seveceksiniz. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar un ilavesine devam ediyoruz. İyice yoğuruyoruz. Evet, hamurumuzu hazırladık. Şimdi mayalanması için yarım saat kadar bekletiyoruz. Çok fazla mayalanmasını beklemeyeceğiz arkadaşlar. Çok kabartmayacağız. Evet, bir miktar mayalandı. Şimdi çiçeklerimizi hazırlama aşamasına geçelim. Kabımızdan şöyle düz zemin üzerine hamurumuzu alıyoruz. İyice toparlayıp hamurun gazını çıkarıyoruz. Hamuru 4 eşit parçaya bölüyoruz. Tekrar her bir parçaya bir kez daha bölüyoruz. Toplamda 8 adet çiçek hazırlayacağız. Evet, bu şekilde hazırladık. Şimdi elimizle şöyle güzelce hamurları toparlıyoruz. Şöyle zemin üzerine birazcık unluyoruz ki yapışmasın hamurumuz. Bir tanesini isterseniz elinizle de açabilirsiniz ya da küçük bir merdaneniz varsa merdane ile de yuvarlayarak çay tabağından birazcık büyük bir hamur hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. Yağlı kağıdın üzerine koyuyoruz. Şöyle birazcık daha yuvarlayalım. Evet. Bu şekilde hamuru açıyoruz arkadaşlar. Bir su bardağını orta yerine koyuyoruz. Şimdi bir bıçak yardımıyla şöyle kenarlarından kesiyoruz. Bu şekilde. Evet, kahvaltılara bugün çiçekler açtıracağız arkadaşlar. Muhteşem bir tarif veriyorum. Hazırlaması da son derece kolay ve basit. Görüntü muhteşem. Hem tatlı olarak hem tuzlu olarak tüketebilirsiniz bu tarifi. Bakın bu şekilde şimdi kestiğimiz yerlerden şöyle uçlarını sivrilterek yapıştırıyoruz arkadaşlar. Elimize yapışabilir bu aşamada. Birazcık elimizi unlayalım. Yapışıyorsa o elinizi birazcık una batırırsanız yapışması durur. Yaprakları bu şekilde sivrilterek çiçek şeklini veriyoruz. Evet. Üzerine koyduğumuz bardağı alıyoruz. Bakın bu şekilde çiçeğimizi hazırlamış olduk. Şimdi kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayacağız.
Evet, gördüğünüz gibi çiçeklerimizi hazırladık. Dediğim gibi 8 adet çiçek yaptık. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Tavamıza sıvı yağımızı koyduk. Kızdıktan sonra sıvı yağımız ısındıktan sonra çiçeği pişirmek üzere içine bırakıyoruz. Yağımız kızgın. Evet, şu şekilde birazcık üzerine attırarak üzerinin de birazcık sertleşmesini, yani pişmesini birazcık sağlıyoruz ki alt üst çevirirken dağılma yapmasın. Şöyle bir maşa yardımı ile altında olan yağlı kağıdı alıyoruz. Çok fazla kalın olmayacak arkadaşlar. Çiçeğin şekli bozulmayacak. Evet, bu şekilde alt üst çiçeklerimizi kızartıyoruz. Çok çabuk kızaracaktır zaten. Fazla tutmanıza gerek yok. Yağımız kızdığı zaman hemencecik kızaracaktır. Evet, çiçeklerimizi hazırladık. Bakın nar gibi kızardı. Şimdi üzerine isterseniz koymayabilirsiniz. Tuzlu olarak da tüketebilirsiniz. Ben bu şekilde birazcık reçel koyuyorum. Hangi reçel? İstediğiniz reçeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir reçel türü kullanabilirsiniz ya da çikolata sos sürebilirsiniz. Ekmeğe sürülen çikolatalardan sürebilirsiniz. Şöyle orta yerlerine reçel sürdüm ve üzerine damla çikolata serpiyorum. Çiçeklerimin orta yerini hazırlamış oluyoruz. Muhteşem bir kahvaltılık hazırladık. Bu kahvaltılığı hazırlayın. İnanın kapış kapış gidecektir arkadaşlar. Şu şekilde servisini yapıyoruz. Bakın muhteşem oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum kahvaltılık çiçekleri beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de kahvaltılarınızda çiçekler açtırın. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.